Evet, herkese merhabalar. Terastaki son durumumuzdan sonra ofiste ektiğimiz domates biberlerinin son durumunu da size aktarayım. Şu önünde çileklerimiz var, gördüğünüz gibi. Bunlar her birinden birer tane almıştım çilek. Kızarmışlardı. Şimdi büyümeye gidiyorlar tekrardan. Gördüğünüz gibi şöyle yeni yeni alttan sürgüler. Şu kardeşleme yaptı. Bakın. Çileklerimiz gayet iyi bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Şöyle boylarını da göstereyim. Solgunluk yok. Gayet iyi. Şimdi gelelim küçük saksılara ektiğimiz domateslere. Şimdi küçük saksılardaki domateslerin büyüme oranına bakın. Yani saksı boyutu çok önemli. O yüzden bakın. Bir de artık çekemiyorum, kadraja sığmıyor. 5'likler ve 10 litreliklere bakın. Gördüğünüz gibi büyümeyi görüyorsunuz, aradaki farkı. Ve diğerlerine bakın. Hala küçük kaldılar. Ama şöyle ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Küçük kaldılar. Çok büyümediler ama durumları gayet iyi. Sağlıklı, yeşil renk olarak güzel form tutmuş. Hatta bakın, çiçek vermeye hazır. Çiçek bile vermeye başlamış. Şöyle. Bunlar çeri domateslerimiz. Burada ilk çiçeklerimiz çıkmış. Şurada gördüğünüz gibi. İkinci çiçeklerimiz de şurada. Şu zannediyorsam salkım. Bunun yaprakları gördüğünüz gibi daha geniş diğerine göre. Ve boyut olarak biraz daha diğerine kısa. Bunlar çeri. Bu salkım. Burada da ilk gene çiçeklerimiz çıkmış. Toprağımız yine karma bir toprak. 10 litrelik saksıda. Bir de şunu göstereyim. Bakın, küçücük kaldı. Büyümüyor. Bunu büyük bir saksıya geçirdiğimiz zaman büyüyecek. O yüzden saksı boyutlarımıza dikkat edelim. Saksıda besleyecek olanlar, imkanları el veriyorsa, en kötü, yani en kötü, şöyle gördüğünüz gibi 10 litrelik bidonlar, saksılar olsun yani. 10 litrelik iyi şu an için. Yüksekliği filan bir karıştan fazla olduğu için gayet ideal. Ama hani imkanınız varsa daha büyük saksı yapın. Benim imkanım ofiste ve tabelaların üst bölümünde baktığım için ancak bu kadar oluyor. Ama gayet güzel, sağlıklı. Herhalde bu sene üst komşum da yiyecek, öyle görünüyor. Çünkü artık yukarıya doğru bu domatesler gider yani. Biraz daha büyüdü mü şu sopalara, gördüğünüz gibi şu an hatta sopanın boyutunu geçmiş. Biraz daha büyüdü mü ip çekeceğim yukarıya. Şöyle üstte klima var. Klimanın oradan ip çekerim. Yukarıya doğru daha büyütürüm. Artık komşu da yukarıdan toplar. Gelelim biberlere. Biberlerimizi gördüğünüz gibi daha ufak saksıya ektim. Başka saksım kalmamıştı. Çünkü terasta da bayağı bir saksı kullandığım için. Şöyle gördüğünüz gibi çatallaşmalar, gelişmeler başladı. Alt şuradan çıkan koltuk altlarını kopardım. Gelişim güzel. Renk tonu iyi. Gayet iyi bir şekilde. Çünkü hatta ilk biberi bakın görünüyor mu şuradan. İlk biberi şuradan vermiş tam ortadan. Belki onu alabilirim. Hani benim açısından buralara vursun. Evet, buradaki domatesimiz de ilk şeyini vermiş, çiçeğini, gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Diğer biberlerimiz de yaprakları gelişmeye başladı. Yine bu da buradan çatal atmış. Yine bu da aynı şekil. Gördüğünüz gibi şu an gelişim gayet iyi. Domateslerimiz de gayet iyi bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bunlar hatırlıyorsanız çok ufaktı yani, şu boyutlarda falandı. Gayet iyi boylandılar. Ofisimizden de son durum böyle. İzlediğiniz için teşekkürler.